Merhabalar sevgili gençler ben sml hocanız sml hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar Problemlerde 21. sayfamızda kalmıştık 21. sayfadan vakit kaybetmeyelim Başlayalım seri seri bir sorularımızı çözelim Tabi seri seri çözelim dediğime bakmayın Ben size yine yavaş yavaş çözeceğim ee, Ankara tabiriyle ıhtan ıhtan çözeceğim sevgili gençler ee, Ve anlayın diye baya bir çaba göstereceğim o yüzden videoların süreleri uzun olabilir haberiniz olsun Şimdi boyları oranı 2 olan 2 çubuk aşağıda gösterilen işaretli yerlerden kesilmiş. Şimdi boyları oranı 2 olan 2 tane çubuk demiş ya ve işaretli yerlerden kesiyor. Kesim yerleri olarak da buralar gösterilmiş sevgili gençler. Kısa çubuktan eşit boyda parçalar ve uzun çubuktan eşit boyda parçalar elde edilmiştir. Farklı iki çubuğa ait iki parça arasında 2 cm uzunluk farkı vardır deniliyor. Şimdi bu ne demek sevgili gençler? Biraz irdelememiz gerekiyor. Çünkü e, burada toplamda 3 tane cümle var ve 3 tane cümle toplam 5 tane satır. Ve gayet laf kalabalığı olduğu için buradaki cümleyi gerekirse e, sınavda tekrar okumamak için gayet ağırdan ve gayet yavaştan okumanız gerekiyor. Boyları oranı 2 tane olan, boyları oranı 2 olan 2 tane çubuk var. Tamam? İşaret bir yerlerden kesilmiştir diyor. Bu cümleyi herkes anladı. Kısa çubuktan yani şurada Eşit boyda parçalar ve uzun çubuktan da eşit boyda parçalar elde edilmiş. Farklı iki çubuğa ait iki parça arasında 2 cm uzunluk farkı vardır diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şuradaki bir parçanın uzunluğu mesela x ise şuradaki bir parçanın uzunluğu x artı 2'dir deniliyor. Gibi veya burası x artı 2 ise burası x'tir. Pekala tüm parçalardan herhangi 5 tanesi ucuca konulduğunda 32, 35, 38, 39 ve 42 uzunluklarından kaç tanesi oluşabilir diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim. Bu çubukların boylara oranı 2'ymiş. Yani bu k'ymiş bunun uzunluğu. Bunun uzunluğu ise 2 kaymış. Güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Şimdi peki burada 29 tane kesim işlemi varsa 30 parça oluşmuştur. 30 tane parça. Yani hocam bunu nereden çıkardınız diye soracak olursan da Şöyle bir doğrumuz olsun bizim. Ben bunu eğer 2 tane kesersem bak 3 tane parça oluştu. 1, 2, 3 tane parça oluştu. O zaman 29 kere kestiysek 30 parça vardır. Burada 19 kesim uygulanmış o zaman 20 parça vardır diyebiliriz. Pekala şimdi. Burada her bir parçanın uzunluğu eğer ki x olursa 20x'tir toplam uzunluk. Burada her bir parçanın uzunluğu x artı 2 ise eğer tüm parçaların toplam uzunluğu 30x artı 60'tır çarptık bunları. Eğer ki ben bunları birbirine oranlarsam bu da 2 bölü 1 geliyormuş. Yani oran 2 oluyormuş sevgili gençler. Tam tersi de olabilirdi. Yani burası x artı 2 olsaydı bunu da deneyeceğiz. Burası x olsaydı diyelim. Tamam mı? Eğer ki burası x artı 2 olmuş olsaydı 20x artı 40 olacaktı. Burası sevgili gençler x olmuş olsaydı 30x olacaktı. Ama şöyle bir durum var ki üst tarafın alt tarafı oranı asla ama asla 2 olamaz. Çünkü zaten bu 2 olmuş olsaydı 2 katı 40x artı 80 olacaktı. 40x artı 80'in 30x'ten büyük olduğu her şartta görülüyor zaten. Demek ki burayı sileceğiz. Evet denklemimiz bizim şu. Bunu denklem olarak kabul edebiliriz. İçler dışlar çarpımı yardımıyla bu bunun 2 katı olacaksa ya da 40x eşittir 30x artı 60 diyebiliriz. Buradan 10x eşittir 60 ve x eşittir 6 santimetre gelecektir. Bu bir. İkincisi Diyor ki artık işin daha zor bir kısmı var. Ee, bu tüm parçalardan 5 tanesi herhangi 5 tanesi ucuca konulduğu zaman 32, 35, 38, 39 ve 42 hangileri üretilebilir diye sorulmuş. şimdi X6 ise burada oluşan parçaların her biri 6 cm uzunluğundadır. Buradakiler 8 cm uzunluğundadır. Ben toplamda 6 ve 8'lerden 32, 35, 38, 39 ve 42 üretebilir miyim? Bunlara bakacağım. Bunları kontrol edeceğim. Şimdi... 4 tane 6'lık sant 6 santimetrelik parçalardan alırsam bir tane de 8 santimetrelik parçadan alırsam 32 santimetre elde edilebilir. Bunda tamamız. Peki başka hocam var mı? Mesela sevgili gençler 35 elde edilebilir mi? Hem 6 santimetre hem 8 santimetre. Bu da çift bu da çift. E çiftle çiftin toplamın her halükarda bunların çarpımı çift olacağı için çiftle çiftin toplamı çift olacaktır. O zaman 35'i ve 39'u üretemeyeceğiz. Bakın burada da Hemen e, nereden aldık? Temel kavramlarda teklik çiftlik kavramından soruda bazı ilerleme kat ettik. Hatta bayağı bir ilerleme kat ettik. Peki 38 elde edilebilir mi? Bunu kontrol edelim. Şimdi 38 elde etmek için düşünecek olursak mesela 4 tane 6 santimetreyi burada almıştık. Biz 3 tane 6 santimetre alsak ve 2 tane 8 santimetre alsak toplam burası 16 burası 18 topladık 34 santimetre 38 elde edemedik. Peki e, şöyle yapsak bir tane 6 santimetrelik alsak ve 4 tane 8 cm'lik alsak. Bakın burası 32 burası 6 toplamda 38 gelir. Bunu elde ediyoruz bunu da elde ediyoruz dedik. 42 elde edilebilir mi peki? 42 elde etmek için şimdi 5 tane 8 cm bile olsa hepsini 8 cm'lik bile seçsem 40 cm yapacak. 42'ye boyumuz yetmez. Dolayısıyla bu da gitti. O halde bizim cevabımız bir şu bir de bu olmak üzere toplam 2 tanesi oluşturulabilir diyebiliriz sevgili gençler. Bence güzel soruydu. ÖSYM tarzı mıydı? Evet ÖSYM tarzıydı. ÖSYM bu kadar işlemi uzattırır mıydı? Bence uzattırmazdı ama e, yine diyoruz ya. Şöyle bir tane soru çözün. E, 10 tane klasik probleme bedeldir hani böyle 3 tanesi 5 3 liraya 5 köfte ise 10 liraya kaç köfte tarzında sorulardan çok çok daha iyidir tabii ki. Geçtim 22. sayfama. Bir öğretmen boş olan sınıf tahtasına bir nokta işaretliyor ve ardından Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 ve Ö6 öğrencilerini bu sıraya göre arka arkaya tahtaya çağırıyor. İlk öğrenci hemen, diğer öğrenciler ise önceki arkadaşının işlemi bittikten sonra tahtaya çıkıyor. Öğretmen tahtaya çıkan her öğrenciye de diyor ki: "Tahtada gördüğün noktaların her birinin sağına, soluna, yukarısına ve aşağısına olmak üzere noktadan 10 santimetre uzakta olan birer nokta işaretle diyor. Şimdi öğretmen boş olan sınıf tahtasına sadece bir tane nokta işaretlemişti şu noktayı. Ve diyor ki tahtada gördüğün noktaların her birinin sağına, soluna, yukarısına, aşağısına olmak üzere noktadan 10 santimetre uzaklıkta birer nokta işaretle. Yani ilk çıkan öğrenci şu işaretlemeyi yapabilir. 10'ar santimetre uzaklıkta şu işaretlemeyi yapabilir. 4 tane işaret koydu. Peki Ö6 adlı öğrenci tahtaya çıktığında Tahtada kaç tane farklı nokta oluşur diye sorulmuş. Şimdi hoca bir tane koymuştu. Ee, i̇lk çıkan öğrenci toplam 4 tane nokta daha koydu. Artı. Geçelim. Üçüncü çıkan, ilk ikinci çıkan öğrencinin kaç tane nokta koyacağını. Bir tane buraya koydu. 10 santimetre sağına koyarsa buraya olur. Bunun yukarısına koymasına gerek kalmadı. Çünkü 10 santimetre sağ, bunun 10 santimetre sağ, bunun 10 santimetre yukarısıdır. Bir tane bunun 10 santimetre sağına bir tane bunun 10 cm altına, bunun artık sağına koymasına gerek kalmadı. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya ve bir tane buraya koyar biter. Toplam kaç tane nokta koyuldu? 1 2 daha 3 2 2 4 6 8 tane nokta konulmuş oldu. Böylelikle biz buraya 8 yazabiliriz. Artı. Şimdi bir diğer öğrencimize bakalım. Bir diğer öğrenci de şuraya koyar, buraya, buraya koyar. Buraya. Aynı şekilde buraya da buraya da buraya da koyar. Ve sonrasında şurası, 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 şurası ve şurası olur. Peki kaç tane nokta konuldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane konuldu. Burada bir düzen var mı? 1 artı, 4 artı, 8 artı, 12 şeklinde devam ediyor. Bakalım. Buradan buraya 3 artmış. Buradan buraya 4 arttı. Buradan buraya 4 arttı, arttı şeklinde devam ediyoruz ama Şöyle de bir durum var sevgili gençler 0. E, öğrenci dersek o da sıfır tane nokta koymuştur diyebiliriz hani öğretmenin e, Yazdığını saymazsak eğer şu biri saymazsak ilk başta 3'ü de saymayalım Bakın buradan buraya 4 arttıysa buradan da buraya 4 artmıştır e, Ben Bu üçüncü öğrencinin yaptığı 4. öğrenciyi tahtaya çıkarırsam O da dört tane artıracaktır. 16 bu dördüncü öğrenciydi. Beşinci öğrenci de dört tane artıracaktır. Yirmi. Altıncı öğrenci de dört tane artıracaktır. Yirmi dört tane nokta koyacaktır diyebiliriz. Bir tane de hocanın noktası var. E güzel. Toplayacağız biz bunları. Şimdi dörtle ile yirmi toplamı gördüğünüz üzere yirmi sekiz. Sekizle ile de yirminin toplamı yirmi sekiz. 12 ile de 16'nın toplamı 28. Toplamda 3 tane 28 var. Bir tane de elimizde ekstradan 1 var. Bir de ekleyeceğiz üstüne. 3 kere 28 60 artı 24'ten 84 yapar. Bir tane de bu var. 85. Yalnız şöyle bir durum var. Bir soruyu yanlış anladık. Diyor ki Ö6 adlı öğrenci tahtaya çıktığında tahtada kaç tane var? Yani tahtaya işaretlemesini yapmadan önce. Yani diyor ki 5. öğrenciden sonra Ö6 öğrencisi tahtaya çıkma, çıktığı anda demek 5. öğrenci işini bitirip yerine oturduğu zaman demek. Yani biz şu sondaki 24'ü saymayacağız. Saymayacaksak o 24'ü tekrar çıkarabiliriz. Eşittir 61. Kendi kendimize işlem uzattık ama doğru cevabı da bu şekilde bulmuş olduk sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama 23. sayfa. Rıdvan 50 kilometrelik bir koşu yapacaktır. Bu koşu için kalan yol oranı koşulan yol. ilişkisini gösteren bir grafik çizmek istiyoruz. Buradaki kalan yol oranı Rıdvan'ın koşmadığı yolun uzunluğunun tüm yolun uzunluğuna oranı koşulan yol x ekseni kalan yol oranı y ekseni üzerinde gösterileceğine göre çizilecek grafiğin denklemi hangisi olur diye sorulmuş. Şimdi gelin bir x ekseni çizelim bir tane. Şöyle bir tane de y ekseni çizelim gençler. Bunu da şu şekilde çizelim. Şuraya diyelim ki y ekseni buraya x ekseni. x ekseninde koşulan yolu göstereceksiniz diyor gösterelim koşulan yol ve burada da kalan yol oranı kalan yol oranı pekala şimdi hiç sıfır kilometre koştuğu zaman yani hiç daha yarışa başlamadığında kalan yolun tüm yola oranı x bölü x'ten zaten 1 olacaktır yani Yol 50 kilometre ise hiç koşmadığı için kalan yolu da 50 kilometredir. 50 bölü 50'den 1 olacaktır. Dolayısıyla bu grafik birden başlar ve azalarak gideceğini de gördük artık. Çünkü eğer ki şu benim yolumsa sevgili gençler. Şöyle yolu çizdik. Eğer ki yolun uzunluğu A noktasından başlayacak B noktasında bitecekse. Yolun uzunluğu buysa. Şuraya geldiği zaman bu sefer de diyeceğiz ki kalan yol burası. Toplam yol şurası olduğu için sarının yeşile oranı diyeceğiz. Ve bu şekilde Azalarak devam edecek Peki Burada e, 50 kilometrelik bir koşuydu 50 bölü 50'den biz buna 1 demiştik Mesela şuraya geldiğinde sevgili gençler 40 kilometre koştuğu zaman Pardon 10 kilometre koşsun şurada 10 kilometre koştuğunda Kalan yol 40 kilometredir Toplam koşulacak olan yol 40 50 kilometreydi 40 bölü 50'den 4 bölü 5 olacaktır yani şuraya ben 4 bölü 5'i işaretlersem eğer 10. kilometrede bu grafik buradan geçecektir diyebiliriz. Ve sonra 20. kilometrede aynı şekilde 3 bölü 5 olacak bu sefer de. Burada 3 bölü 5 olacak. 30. kilometrede sevgili gençler bu sefer de 2 bölü 5 olacak. Yani şurada olacak. Ve 40. kilometrede 1 bölü 5 olacak. 50. kilometrede 0 bölü 50'den 0 olacak. Yani bu sefer de şöyle yapabiliriz. 1 bölü, 2, 1 bölü 5'i göstermiştik. O da şuralarda bir yerde şöyle ve 50. kilometrede de artık sıfırı işaretleyebiliriz. Peki bu grafik hangi grafiktir diye soruluyor. Bu grafikten kastımız ne? Şu sevgili gençler. Şurada oluşan grafik doğrusal grafik diyelim. Çok da doğru çıkmadı ama yani benim çizimim doğru çıkmadı ama doğrusal grafik olduğunu görüyoruz. Eğim sabit çünkü. Bu grafik neyin grafiğidir diye sorulmuş bize. Şimdi burada hem grafiği çizmiş olduk Tamam mı? Grafiği çizmeden de çözebilirdin. Grafiği de çizmiş olduk. Peki burada biz koştuğumuz yol miktarını eğer x dersek. Bakın koşulan yola x dersek. Geriye kalan yol 50 eksi x'tir. Toplam yol da 50'dir. İşte benim grafiğim aslında budur diyebiliriz. Yani cevap nedir? Ceyhan'dır. Biz bu grafiği neden çizdik? Grafiği çizmemizdeki amaç burada doğrusal olduğunu gösterebilmek için. Kafa karıştırmak için buraya ikinci dereceden ifadeler konulabilir. Yani şıkların arasına ikinci dereceden bir ifade konulabilir ee, Biz bunun artık bu şekilde doğrusal olduğunu biliyoruz ya Şunun doğrusal bir grafik olduğunu biliyoruz doğrusal bir grafik de Birinci dereceden bir ifadeye aittir dolayısıyla ikinci dereceden olanları da eleyebilirdik yani Soruları detaylı bir şekilde anlatmaya söz verdiğim için tüm bunlardan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın Geçtim bir diğer soruma 24. sayfa Aşağıda 16 gözlü bir petek verilmiştir Petekteki her gözde yazan değer yani şu 1'ler, 3'ler, 2'ler, 5'ler içinde bal olan komşu gözlerin sayısıdır. Mesela e, burada 3 yazıyor. Burada komşularında sevgili gençler 3 tanesinde bal vardır deniliyor. İçinde bal olan komşu gözlerin sayısı. Örneğin mavi renkli gözdeki bir sayısı komşu gözlerden bir tanesinde bal olduğu anlamına gelmektedir. Yani ya burada ya da burada bal varmış sevgili gençler. Komşuları da onlar oldukları için. Buna göre x sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim bakalım arkadaşlar eğer ki yani şurada sıfırmış mesela burada bal yok tamam şurada bal yok sevgili gençler bal olmayanları şöyle turkuazla gösterelim sıfır olduğu için buralarda bal olmadığını anlıyoruz pekala devam burada bir tane gösteriyor eğer bal olan şu olsaydı bal olan şu olsaydı bu boşluk olacaktı tamam eğer ki bal olan bu olsaydı bu boş olacaktı. Varsayalım ki bal olan bu olsun. Bu boşsa burada 3 yazıyor ya. Bu da bu da bu da dolu olması gerekiyor. O halde arkadaşlar boş olan bu değilmiş. Boş olan buymuş diyeceğiz. Tamam. Şimdi burada 3 ise bunların hepsi doludur. Dolu olanları da sarıyla gösterebiliriz şu şekilde. Bu da doluymuş. Pekala. Şimdi devam. Devam. Köşelerdekini yapmak daha mantıklı geldi sanırım size de değil mi? Bakın burada 3 yazıyor. Demek ki 3'ü de dolu olacak. Demek ki 3'ü de sevgili gençler bunların sarı. Bunlar dolu sevgili gençler. Pekala. Bakın burada 3 yazıyor. Demek ki şurası boşsa o halde şurası zaten doluydu. Şu da doludur. Bu da doludur diyebiliriz. Burada 3 yazıyor. 1, 2, 3 tane zaten dolu olanı gösterdik. Demek ki burası boşmuş. Devam. Burada 3 yazıyor. Burada 3 yazıyor. Hatta şuraya devam edelim. Burası zaten söylemiştik. Burada 2 yazıyor. Bu ve bu doluysa zaten şu boştur. Onu da işaretleyelim. Bir işimize yaramayacak bu saatten sonra ama işaretleyelim yine de. Bakın burada 3 yazıyor. Şu dolu. Şu dolu. Hatta şuradaki birden yola çıksak daha mantıklı olur. Birin hemen bir tane komşusu bakın dolu. Demek ki şu boşmuş. Burası boşsa. Bakın birin yanındaki ne bir tane yani komşularında bir tane dolu olacak. O zaman burası doludur. Şimdi güzel. X burada kaldı. Hepsini doldurduk. X'in etrafında kaç tane dolu kovan var? Bir. petek var. 1, 2, 3, 4 tane. O zaman cevap da 4'tür diyebiliriz. Bu bir sayısal mantık sorusu olarak nitelendirilebilir. Tamamen kendi mantığımıza yönelik yaptık. Peki böyle sorular çıkar mı ÖSYM'de? Ee, çıkabilir. Neden çıkmasın? Daha öncesinde gördük sevgili gençler. Sayısal mantık soruları sorulabiliyor. MSÖ'de de sorulabilir. TYT'de de sorulabilir. Dolayısıyla e, bence hani nasıl diyeyim? Şşş. Hocam neden konu anlatımı yapmıyorsunuz diye soracak olanlara ben şunun konu anlatımını nasıl yapayım mesela? Değil mi? Bu yüzden söylüyorum. Problemin konu anlatımı olmaz. Problemi siz kendi çabalarınızla, kendi emeklerinizle, kendi stilinizi yaratarak ancak halledebilirsiniz. Geçtik. 25. sayfamız. Aşağıdaki doğrusal grafikte hareket halindeki bir otomobilin deposundaki yakıt miktarı ile süre arasındaki ilişki verilmişti. Mesela 6 saatte tüm yakıtı bitirmiş. Otomobil birim zamanda bir yakıt tüketimi olacak biçimde, birim zamanda sabit bir yakıt tüketimi olacak biçimde kullanılmakta. Buna göre başlangıçta depoda kaç litre yakıt vardır diye soruluyor. Şimdi burada şuradan şuraya kaç saat geçmiş? 4 saat. Ve bu 4 saat boyunca şuradaki 20 litrelik yakıtı harcamışız. Burada bitmiş arkadaşlar. Peki şurada 2 saat vardı ya 4 saatte ben 20 litre yakıt tüketiyorsam, 2 saatte 10 litre yakıt tüketirim. Demek ki burası 10 fazla olacakmış. Yani 30. Depoda ne kadar varmış? 30 litre yakıt varmış diyebiliriz ilk başlangıçta. Kolay bir soruydu. Grafik yorumlama sorusu diyebiliriz. Hiç parası olmayan Mert, babasından her gün para alarak para biriktirmeye karar vermiştir. Babası Mert'e ilk gün 2 lira vermiş. Sonraki her gün ise hemen önceki verdiği günün 3 lira fazlasını vermiştir. Mert ilk gün hiç para harcamamış. İkinci gün 1 lira harcamış. Sonraki her günde hemen önceki gün harcadığından 2 lira fazla para harcamıştır. Mert'in 10. günün sonunda kaç lira parası olur? Şimdi babası Mert'e ilk gün 2 lira vermiş. Daha sonrasında her gün bir önceki gün verdiğinin 3 lira fazlasını vermiş. Yani burada 5 vermiş. Burada 8 vermiş. 11 lira vermiş. 14 lira. 17 lira, 20 lira, 23 lira, 26 lira, 29 lira diye devam ediyor bu. Tamam. Peki Mert diyor ki ilk gün hiç para harcamamış sıfır. Daha sonra diyor ikinci gün 1 lira harcamış. Ve her gün artık bundan sonraki her gün bir önceki günden 2 lira fazla harcamış. Yani 3 lira harcamış, 5 harcamış, 7 harcamış, 9 harcamış, 11 harcamış, 13 harcamış, 15 harcamış ve 17 lira harcamıştır diyebiliriz. Toplam kaç lira parası birikir? Üsttekiler bakın zaten burası 10 tane işaretledik 10 gün burası. Üsttekiler gelen paralar artı alttakiler giden paralar eksi. Demek ki üsttekilerden alttakileri çıkaracağız. Bakın 2'den 0'ı çıkardım 2. 5'ten 1'i çıkardım 4. 8'den 3'ü çıkardım 5. Burası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'de devam ediyor. Şimdi o halde ben Şurada ne eksik bakın. Bir 1 eksik. Bir de 3 eksik. 1 ile 3 olaydı. Yani toplamda 4 ekledim ben buraya. 1 ile 3 olaydı eğer. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı diyecektik. Yani 12 çarpı 13. Böyle 2 diyecektik. Şunu da şunu sadeleştirip 6 iken 13'ten 78 diyecektik ama ben buraya 1 artı 3'ü yani 4'ü ekledim. Demek ki 78'den de 4'ü çıkaracağım. Cevap kaç olacak? 74. O halde cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz. Geçiyorum sevgili gençler. 27. sayfama bir gruptaki kişiler bir parktaki her bir banka üçer üçer oturmuştur. Ayakta kalan olmamıştır. Demek ki bu grupta 3'ün katı kadar kişi vardır diye bak direkt söyleyebiliriz. Daha problemin neyi sorduğunu anlamadık. Neyi soracağını da bilmiyoruz ama okurken de kafamızda bunları canlandırmamız lazım. Bu gruptaki herkes üçerli üçerli oturduysa grupta 3'e üçe bölünebilen sayıda kişi vardır diyebiliriz. Aynı kişiler her bir banka ikişer ikişer oturduklarında 7 kişi ayakta kalıyormuş. Bank sayısı kadar kişi ayakta kalır. Oturan kişi sayısı kadar kişi ayakta kalır. Durumlarından hangileri kesinlikle gerçekleşmez diye soruluyor. Şimdi varsayalım ki bu parkta parkta x tane bank olsun. x tane bank vardır diyelim. Ve bizim elimizde de sevgili gençler üçerli üçerli oturdukları için kaç tane kişi olur? 3 çarpı x kadar kişi olacaktır. Bu bir. Şimdi bankta x tane e, x tane bank varken ikişer ikişer oturduklarında ise 2x kadar kişi oturur. 7 kişi ayakta kalabilir mi? Yani artı 7. Yani 2x artı 7 bize kişi sayısını verecek bu durumda. Eğer 7 kişi ayakta kalır diyorsak. Ve bu da kişi sayısı olan yine 3x'e eşit olacaktı. Buradan x eşittir 7 gelebilir. Kesinlikle gerçekleşmez diyor. Bakın gerçekleşebiliyor. O zaman 1 gitti. Bank sayısı kadar kişi ayakta kalır. Şimdi 3x'ti sevgili gençler. Yani kişi sayısı 3x'ti. Her bir banka 2 kişi oturursa 2x kadar kişi oturmuş olur. Az öncekinden şimdikini çıkarırsak x kalır. Bunlar da ayakta kalmıştır diyebiliriz. E bu da olabiliyor. Bu da gitti. Bu halde cevap yalnız 3'te. Biz 3'e de bakalım. Oturan kişi sayısı kadar kişi ayakta kalır. Oturan kişi sayısı burada sevgili gençler ne olacak? 2x kişi oturuyor diyeceğiz. E, az önceki kişi, gruptaki kişi sayısı 3x'ti. E, 2x kadar oturmuştu. 2x kalmaz. Gitti. Bu kesinlikle gerçekleşmez deriz. Cevabımız da yalnız 3 olur sevgili gençler. 28. sayfamız. Basit ve kısa bir soruya benziyor. Klasik bir soru. Murat bir işi makineyle çalışırsa 8 günde, makinasız çalışırsa 12 günde yapıyor. Şimdi makine varsa, makina ile diyelim, 8 günde yapıyor, makinesiz diyelim bir de makinesiz. Ben sanırım bazen makina diyorum bunlara. Ee, öğrencilerim de uyarıyorlar yorum kısmında hocam, makina değil, makine diye. Arkadaşlar makine diyen de var, makina diyen de var. Ee, bazı arkadaşlarım var mesela soy ismi makine. Ee, bazı kaynaklarda makina yazıyor, bazılarında makine yazıyor. Mesela basit makineler yazmaz çoğu kaynakta. basit makinalar yazar. Makine de oluyor, makine de oluyor. Bence bu. Kişiden kişiye göre değişebilir ama tabii ki Türk Dil Kurumu'na da bakmak lazım. Doğrusu neyse onu söylemek lazım ama burada da makine yazıyor gerçi ama ben bazen makine diye çıkıyor yazdımdan kusura bakmayın. Her neyse. Murat şunu 8 günde yapıyor makine ile. Makine ile demek de zor oluyor ya. Makine ile demek daha kolay. 8 günde bunu da 12 günde yapıyor sevgili gençler. Pekala. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela 8'e 12 diyor ya ters orantı vardır mantığıyla. 8 ile 12'nin ortak katı 24 biliyorsunuz. Demek ki bunu 3V hızla yapıyor. Bunu 2V hızla yapıyor. Yani makinesiz 2V hızla çalışırken makineli 3V hızla çalışıyor diyebiliriz. Şimdi aynı kişi Murat bu işte makineyle makinesiz çalıştığı sürenin 2 katı kadar çalışırsa işi kaç günde bitirir diye soruyor. Şimdi normal şartlar altında sevgili gençler bu iş 8 kere 3V'den ya da 12 kere 2V'den 24V'lik bir iş. 24 V'lik bir iş sevgili gençler bu iş. Yani 24 V enerji harcadığımızda bu iş bitecek gibi düşünebilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu işte makineyle yani 3 V hızıyla makinesiz çalıştığı yani 2 V hızıyla çalıştığının 2 katı kadar çalışırsa. Yani ben buraya 2 T süre harcayacağım. Buna da T kadar süre harcayacağım. Toplamda 6 VT artı 2 VT'den 8 VT olacak. Bu işi kaç günde bitirir? Eşittir 24 V diyelim. Tamam mı? Şimdi bu işi kaç günde bitirir? 24 ve enerji harcadığımız zaman eğer bu iş bitecekse eğer tamam mı? 8 ve 24 T'ye böldüğümüz zaman T eşittir 3 olur. T eşittir 3. Ama hocam şıklarda 3 yok. Deme sakın. Çünkü ben bu işi 2 T kadar burada çalışarak T kadar da burada çalışarak yani T 2 T kadar makineli T kadar da makinesiz çalışarak bitirdim. Yani toplamda ne kadar süre harcadım? 3T. E T'yi kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. O zaman 3 çarpı 3'ten Cevabımız 9 günde biter olacak sevgili gençler. Cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir. Güzel bir soruydu. Şık bir soruydu bence. Klasik soruların arasında şık bir soruydu. Çözümünü de güzel yaptık. Umarım anlamışsınızdır. Geçtim bir diğer soruma. 29. sayfadayım. Aşağıda bir dart oyununun atış tahtası verilmiş. Burada 7, 9 ve 11 sayıları görülüyor. Tahtadaki her sayı o bölge her vurulduğunda kazanılacak puandır. Yani burayı vurduğunda 7 puan. Buradaki beyaz bölge 9 puan. Buradaki ortadaki yeşil bölge de 11 puan. Buna göre dart tahtasına her atışta puan içeren herhangi bir bölgeyi vuran biri 6 kez atış yaptığında bu atışlar sonundaki toplam puanı bu sayılardan kaç tanesine eşit olabilir? 6 kez atış yapacak. 6 kez. Mesela hepsini en düşük puanı vursa 6 kere 7 eşittir 42 puan alır. Yani bu alabileceği minimum puandır. Dolayısıyla 40 puan alamaz diyebilirim. Bu kesin. Çünkü en az 42 puan alabilir zaten. En fazla ise 6 kere 11'den 66 puan alabilir. Bu da maksimum alabileceği puandır. Dolayısıyla 68'de alamaz diyebiliriz. Şimdi ben diyorum ki burada 66 bizim maksimum puanımız ise eğer ben burada bunların hepsini 11 seçerek yani hepsini 11 vurarak hallettim. Peki bu 11'i 5 defa vurup 9'u bir defa vurursa alacağımız puanı 2 eksiltmiş oluruz. Toplamda 64 puan alabilir. Ve bunların arasında hep ikişer farkı olduğu için mesela 11'i 5 defa vurur. 55, 7 daha deriz sevgili gençler. Bu sefer de 62 puan alır. Farkındaysanız bunlar hep ikişer ikişer azalmak zorunda. Neden? Çünkü bunların farkları 2. O zaman 60'ı vurabilir. Yani toplam 60 puan alabilir. Bundan önce 58 puan alabilir 58 burada mevcut. Bundan önce 56 e, toplamda puan alabilir 54 alabilir 52 alabilir 50 alabilir sevgili gençler 48 alabilir 46 alabilir artık zaten gerisi yok. Demek ki cevabımız ne olacakmış 2 olacakmış diyebiliriz. Bu 50'yi de nasıl alır diye soracak olursanız gençler 50'yi de şu şekilde alır mesela 4 kere 7'den vurur 2 kere 11'den vurur toplamda 6 atış yaptı burası 22 burası 28 toplam kaç olur 50 olur. Temel mantığımız, temel mantalitemiz budur diyeceğiz. 30. sorumuzdayız. Bir kabın içinde bulunan bir miktar şekere su eklendikçe kaptaki karışımın şeker oranının nasıl değiştiği aşağıdaki grafikle gösterilmiştir. Şeker oranımız başta A iken 36 kilogram su eklediğimiz zaman şeker oranı gitgide bu şekilde düşmüş 36'dan sonra da düşmeye devam etmiş. Buna göre başlangıçta kapta kaç kilogram şeker vardır diye sorulmuş bize şöyle diyeceğiz başlangıçta eğer sadece şeker varsa bakın bir miktar şeker var başlangıçta o zaman bizim şeker oranımız %100'dür ve 100-90'dan şeker oranı %10'a düşmüş. Şimdi 36 kilogram e, su demek ki burası %10'sa 36 kilogram su %90'a tekamül ediyordur. E, kaç kilogram e, şeker %10'dur diye sormamız gerekiyor. Bu bunun 9 katıysa 9 katı 36 olan 4 kilogramdır. Demek ki burası 4 kilogram. Yani %10'u 4 kilogramsa sevgili gençler. Yüzde şöyle düşüneceğimiz zaman aslında burası değişmez. Burada böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü hiç şeker eklemedik veya hiç şeker almadık biz bu kabın içerisinden. Eğer burada 4 kilogram şeker varsa kabın tamamında da 4 kilogram şeker vardır diyebiliriz. Az daha 40 buluyordum cevabı. Ama siz bu yanılgıya düşmeyin. Geçtim 31. sayfama. Aşağıda bir bilgisayarda kullanılan tüm veri depolarının boş kısımlarının oranları gösterilmiştir. Hadi bakalım. C, D ve E disklerinden her biri %100 boş iken içlerinde sırasıyla 84 GB, 400 GB ve 16 GB veri depolanabilmektedir. Buna göre bilgisayarın veri depolarının toplamda yüzde kaçı boştur diye sorulmuş. Şimdi C, D, E disklerinden her biri %100 boşmuş ilk başta içlerine 84, 400 ve 16 GB'lık veri depolanabiliyormuş. Yani bu aslında 84 GB'lık bir disk, burası 400 GB'lık bir disk ve burası da 16 GB'lık bir disk. Toplamda 500 GB'lık bir SSD diyelim, tamam ya da M.2 SSD diyelim. Buna göre bilgisayarın veri depolarının toplamda yüzde kaçı boştur diye sorulmuş. Şimdi burası %25'i boş. Bunun %25'i 4'te 1'idir sevgili gençler. Bunu ben 4'e bölersem 21 GB'ı burada boş. Buranın %13'ü demiş. Hemen 4 kere 13 derseniz 52 GB'ının boş olduğunu görebiliriz. Burada da 116 GB'ın %75'i boşmuş. Yani 4'e bölüp 3 ile çarpacağız. 4'te 3'ünden kastettiği için 12 GB'ı boştur diyebiliriz o halde. Toplam ne kadarımız boş onu bir hesaplayalım. 12 21 daha sevgili gençler 33 yapar. 33, 52 daha 80 yapar sevgili gençler. Bakayım ee, ne demiştik? 12, 21, 33 eklerse 85 GB'ımız boş olur. Hemen diyeceğiz ki 500 GB'da 85 GB boşsa yüzde kaç boştur? İçler dışlar 100 çarpı 85 bölü 500 diyeceğiz. Sıfırlar gidecek. 85'i 5'e bölersem cevap 17 gelir sevgili gençler. Demek ki tamamının %17'si boştur diyebiliriz biz sorumuzun cevabını. Geçtim 32'ye. Bir öğretmen tahtaya bir dikdörtgen çizmiş ve öğrencilere demiş ki istediğiniz üç kenarın uzunluklarını toplayın. Veysel seçtiği üç kenarın uzunluklarını toplayıp sonucu A santimetre bulmuş. Mehmet seçtiği üç kenarın uzunluklarını toplayıp sonucu B santimetre bulmuştur. İki kişi farklı değerler bulduğuna göre Öğretmenin çizdiği bu dikdörtgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Gelin sizle beraber bir dikdörtgen çizelim şimdi. Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Kısa kenarlara biz e, x diyelim. x diyelim. Uzun kenarlara da biz y diyelim. Şimdi Veysel çıkmış tahtaya. istediği üç kenarı seçmiş. Mesela şunu seçmiş olsun. Şunu seçmiş olsun ve şunu seçmiş olsun. Toplamda bulduğu sonuç 2y artı x'tir. Ve buna da a santimetre demiş. Mehmet ise farklı bir sonuç bulduğuna göre şunu seçmiş, şunu seçmiş ve şunu seçmiştir diyebiliriz. Böylelikle 2x artı y santimetre bulmuş buna da b santimetre demiş. Topladığımız takdirde bu ikisini biz 3x artı 3y yapacaktır. Bu da a artı b'dir diyebiliriz. Şimdi diyor ki çevre uzunluğu hangisidir? Yani bize şu soruluyor 2x artı 2y nedir diye soruluyor. Şöyle yapacağız eğer ki ben bunu 2 bölü 3 ile çarparsam 3'ler gider 2 ile de çarparım bu gelir. Demek ki bunu da aynı şekilde 2'ye çarpıp 3'e böleceğiz. Yani 2 bölü 3 çarpı a artı b bize cevabı verecektir diyebiliriz. Bakın buradaki 3'ler gider. 2 ile çarptığımız zaman da 2x artı 2'ye gelecektir. Demek ki burayı da 2 bölü 3 ile çarpmamız gerekli. 33. sayfamdayım. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir duvar boyutlarıyla beraber verilmiştir. Burası 3.6 metre burası 6 metre. Bu duvar aynı boyutlarda beyaz ve siyah kare mozaiklerle şekildeki düzen korunarak kaplanacaktır. Buna göre bu duvarın, buna göre duvarın tamamında kullanılacak olan siyah mozaik sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi burada siyah ve beyaz mozaiklere bakacak olursak aynı boyutlardaymış zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani sevgili gençler 3.6'yı ben 9'a bölersem 0.4 metre yapacaktır. Yani bunların her biri de 0.4 metreymiş bir kenar. Bunlar kare şeklindeydi bu mozaikler. 0.4 metre ise eğer 6 metre yani 600 santimetreyi 0.4 metre yani 40 santimetreye de bölmem gerekecek. Şunu şuna şöyle bölersek 60 bölü 4'ten 15 çıkar. Demek ki şuradaki kenarımıza da 15 tane yan yana olacak. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Ee buraya 15 tane yerleştirilecek dedik ya. Madem 15 tane. Buradaki düzenler de birbirinden farklı bakın. 1 2 3 4 tane burada siyah var. Bize sorulan şey siyahtı. Burada 1 2 3 4 5 tane var. Yani bir 4 tane bir 5 tane. Bir 4 tane bir 5 tane. Bir 4 tane bir 5 tane var. Şimdi 15 tane olduğuna göre burada 4 ile başlayan varsa e, çift sayıda olsaydı 4 5 4 5 sonuncusu 4 5 olacaktı. Ama tek sayıda olduğu için sonuncusunda da 4 tane siyah olacak. Şimdi o zaman 15'ten ben 15 tane yan yana olacağı için 15'ten ben bir tane çıkarırım 14 2'ye bölerim 7. O zaman 7 tane 4'lükten var 7 tane de 5'likten var artı bir tane daha 4'lük var. Şurada 4 tane siyah olan yer olacak. Madem öyle bir tane daha 4'lük demiştik ya şurada 8 tane 4 deriz 32 artı 5 kere 7 35 toplamda 67 tanedir. Neyini sormuş bunun rakamlarının toplamını sormuş cevap 13'tür diyebiliriz. Anlaştık mı sevgili gençler? Geçtim 34. soruma. Aşağıda verilen altıgenin köşe köşelerine bazı harfler yazılmıştır. İşte A, B, C, D, E, F gibi. Saatin dönme yönü negatif yön. Saatin dönme yönünün tersi de pozitif yön olan olmak üzere. Yani şu tarafa doğru olan yön pozitif yön. Bu tarafa doğru olan yön de negatif yön olmak üzere. X harfini altıgenin kenarları üzerine üzerinde pozitif yönde y tane kenar öteleme x üzeri artı y negatif yönde y tane kenar ötelemeyi de x üzeri eksi y olarak tanımlanıyor. Tabi burada anlaşılması zor olduğu için genelde şurada örnekler verilir ve örnekleri anlaması çok çok daha basittir. Bu tarz sorularda şurayı anlamasan bile dönüp okuma. Şurayı okusan yetecektir sana. Örnekler çok açıklayıcı olur çünkü. Bakalım. A üzeri artı 2 ifadesi. A'yı pozitif yönde iki kenar ötelemektir ve verilen şekle göre A artı 2 C'ye denk gelir. Bakın A artı 2 diyorsa artı yönde yani şu tarafa doğru 2 birim öteleyip A'yı buraya getireceksin diyor. A eksi 1 ifadesi de 1 bir birim saat yönünde götüreceksin diyor F'ye doğru. E güzel bakın şu an anladık. Buna göre yukarıda verilen şekilde 4 üzeri eksi 4 eşittir K üzeri artı 4 olduğuna göre K kaçtır? 4'ü alıp 4 birim saat yönünde götüreceğiz diyor. Yani 1, 2, 3, 4 buraya gelecekmiş. Peki diyor ki bir de k artı, k artı 4'e eşit. K üzeri artı 4'e eşit. A, artı olunca ne yapıyorduk? Saat yönünün tersine. O zaman ben 4'ten saat yönüne doğru ileri gidersem 1, 2, 3, 4 cevap ne olacakmış sevgili gençler? Ha bu arada 4'tü çok özür diliyorum. 5'ten hareket edeceğiz. Çok özür diliyorum. 1, 2, 3, 4 cevap ne olacakmış? 1 olacakmış diyebiliriz. Şu kısmı anladıktan sonra sorunun çok 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 ama çok basit olduğunu görebiliyorsunuz. Geçtik bir diğer sayfamıza 35. sayfa. Aşağıda bir çikolatanın içindekiler bölümü verilmiştir. Çikolatada belirtilenler dışında başka bir şey yoktur. %A süt tozu, %B şeker, %C kakao, %D fındık ve %E bal varmış. A, B, C, D, E sayıları bu yazılış sırasına göre artan ardışık çift sayılardır. Ve çikolatada 30 gram kakao vardır. Çikolatada kaç gram bal vardır diye soruluyor. Şimdi bunlar toplamı yani yüzde A, yüzde B, yüzde C, yüzde D, yüzde E bunların toplamı yüzde yüz yapmayacak mı? Evet hocam. Demek ki A artı, B artı, C artı, D artı, E yüzü verecekmiş. E güzel. Versin. Ben yüzü toplam 5'e bölersem. Burası 20 gelir. O zaman ortancamız 20'dir. E bunlar ardışık çift sayılarmış. Demek ki bu 18'miş. Bu 16'ymış. Bu 22 ve bu da 24'müş. Şimdi gelelim şuraya. Diyor ki çikolatada toplam 30 gram kakao vardır. Kakao neydi? Yüzde C. Demek ki yüzde 20 yüzde C yüzde 20 30 gram kakaoysa neyi sormuş? Kaç gram bal vardır? Bal hangisiydi? Yüzde E. Diyor ki yüzde 24 nedir diye soruyor. İçler dışlar. 24 çarpı 30 bölü 20 diyeceğiz. Sıfırlar gidecek. 24'ü 2'ye böldüm. 12, 3 kere 12 kaç yapar? 36 gram bal vardır diyebiliriz sevgili gençler. Cevap da Ceyhan seçeneği olur dedik. Geçtim 36. sayfama. Timsahlar yumurtalarını toprağa bırakarak ürerler. Bu yumurtalardan hava sıcaklığı ortalama 32 santigrat derece olduğunda 20 tane dişi yavru Hava sıcaklığı ortalama 34 santigrat derece olduğunda 30 tane erkek yavru çıkmakta. Bir bölgede yumurtalardan her gün çıkan timsah yavrularını 20 gün boyunca inceleyen bilim adamı 550 tane timsah yavrusuyla karşılaştığına göre bölgedeki ortalama sıcaklık kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi 20 gün boyunca demiş değil mi? Ee, hava sıcaklığı ortalama 32 santigrat derece olduğunda 20 tane dişi yavru çıkıyormuş. Hava sıcaklığı ortalama 34 santigrat derece olduğunda 30 tane erkek yavru çıkıyormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Biz bu 20 gün boyunca acaba hava sıcaklığı hava sıcaklığı hep 32 derece olsaydı. Yani her gün 20 tane dişi yavru çıkmış olsaydı. 20 çarpı 20'den, 400 tane yumurtaya sahip olurduk. 400 tane dişi yavruya sahip olurduk. Timsah yavrusuna. Eğer ki her gün 34 santigrat derece olmuş olsaydı da 20 çarpı 30'dan 600 tane ne olacaktı sevgili gençler? Timsah yavrumuz olacaktı. Ama gelin görün ki bazı günler 32'ymiş demek ki bazı günler 34'müş ve 550 tane timsah yavrusu oluşmuş. Burasının sıcaklığı 32 santigrat dereceydi. Burası da 34 santigrat dereceydi biliyorsunuz. E şimdi bakalım. Çok basit oldu artık sorunun çözümü. İyi dinleyin. 550'nin 600'e olan uzaklığı 50 iken 400'ün 550'ye olan uzaklığı 150'dir. Yani ben bu 50 ile 150'yi k'ya 3k diyebilirim. Doğru mu? 50'ye 150 sonuçta 3 katı. O zaman ben şu kısmı sevgili gençler tamamına 4k dersem benim sıcaklığım da tam olarak şurası olacaktır diyebilirim. Ve burası da yine K'ya 3K olmak zorundadır. Güzel. Şimdi ne yapacağız? 34 ile 32'nin arasını 4 eşit parçaya ayıracağım. 34'ten 32 çıkardım 2. Bunu da ben 4 eşit parçaya ayırırsam 1/2 bölü 2 yani 0.5 eşittir K olur. E K 0.5 ise 34'ün 0.5 solunda ne vardır sevgili gençler? 33.5 vardır. İşte cevabımız da denizidir diyebiliriz arkadaşlar. Denklem kurularak çözülebilir miydi? Çözülürdü. Biz nasıl çözdük? Biraz mantık kurarak çözdük. Mantık kurarak çözmeyi de kendinize stil olarak alabilirsiniz. Denklem kurarak çözmeyi de stil olarak alabilirsiniz. Denklem kurmayı ben sevmediğim için bu şekilde çözdüm sevgili gençler. Siz de bu yöntemi anladıysanız sizin de bu yöntemi tercih etmenizi ben tavsiye ederim. Geçtim 37. sayfama. AB yoluna 119 km bölü saat hız sınırlı radar, BC yoluna da 79 km bölü saat hız sınırlı radar konulmuştur. Bakın AB yoluna 119'luk bir radar, buraya da 79'luk bir radar konulmuş. Bir araç AB yolunu sabit bir hızla, BC yolunu da başka bir sabit hızla gitmiştir. Araç A'dan C'ye gidene kadar iki tane radar cezası aldığına göre... C'ye en fazla saat kaçta gitmiştir? C'ye en fazla saat kaçta gitmiştir diye soruluyor. Şimdi e, 79 km bölü saat hız sınırlı radar konulduysa 80 ile gidersek ceza yeriz. Sol taraftaki de 119 iken 120 ile gidersek ceza yeriz. C'ye en fazla saat, kaç saatte gitmiştir diye soruluyor ya. Aracın hızı tam sayı. O zaman burayı 120 km bölü saatle gitmiş olsun diyeceğiz. Yani 150 ile gitse zaman kısalacak. Bize çok fazla zaman lazım. En fazla kaç saatte gitmiştir diye soruluyor. Burayı da 80 kilometre bölü saatle gitmiş olsun. Şimdi ben gidip hızı yani yolu 60 kilometrelik yolu 120 yani hızı, hızımıza bölersem kilometre bölü saat birimlerden bile anlayabilirsiniz bunu. Kilometreler gider saatte de ters çevirip atarsak 1 bölü 2 saatte gitmiştir. Yani yarım saatte gitmiş burayı. Burası 1 bölü 2 saatte gidilmiştir. Şurası 120 kilometrelik yolu 80 ile gitmiş. 120 bölü 80'den şunu ben 4'e böldüm. 3, 4'e böldüm. 2 yapar. 3 bölü 2 saatte gitmiştir. Burası da 3 bölü 2 saatte alınmış. Toplamda harcanılan zaman 1 bölü 2 artı 3 bölü 2'den 4 bölü 2'dir. 4 bölü 2'nin de zaten 2 olduğunu söylememize gerek yok sanırım. Geçtim 38. sayfama. Tüplü bir ocak kullanan bir ev hanımı Tüpün kullanım süresini öğrenmek için tüp tam doluyken sadece belli bir ölçüdeki belli bir yemeği sabah, öğlen ve akşam öğünlerinin her birinde pişirmiştir. Pişirme işleminde sadece düdüklü olmayan bir tencere kullanırsa tüpün 2 ayda bittiğini, her gün sabah ve öğlen öğünlerinde düdüklü tencere, akşam öğününde düdüklü olmayan bir tencere kullanırsa aynı tüpün 3 ayda bittiğini belirlemiştir. Buna göre ev hanımı her öğünde düdüklü tencere kullansaydı eğer kaç ayda biterdi diye soruluyor. Şimdi düşünelim. Gençler, sabah, öğlen ve akşam yemek pişiriliyor ve hiçbirinde de düdüklü olan bir tencere kullanılmamış olsaydı eğer 2 ayda bitiyor. 1 ayı 30 gün alınız demiş. O zaman 2 ay 60 günde bitmiş sevgili gençler. Pekala bu şeyin, düdüklü olmayan tencerenin, düdüklü olmayan tencerenin biz bu tüpü harcama hızına, tamam tüpü harcama hızına V diyelim. Günlük 3 tane yemek piştiği için 3V olacaktır bu. Demek ki bizim tüpümüzün kapasitesi 3V ile 60 günü çarpacağız. Çünkü 60 gün boyunca her gün 3V'lik yemek yapılıyor. 180V'ymiş bizim tüpümüzün hacmi diyelim artık. Vücut, enerjisi, Gazı artık her ne ise 180 mi diyeceğiz ona. Pekala. Şimdi diyor ki. Her gün sabah ve öğlen öğünlerinde düdüklü tencere kullansın istiyor. Akşam öğününde de düdüklü olmayan tencere kullanırsa diyor. Şimdi o zaman 3 ay gidiyormuş. Yani 90 gün. 90 gün boyunca V kadar enerji kullanıyor. Yani her gün bir öğünü düdüklü olmayan tencerede yaptığı için V kadar kullanıyor. Artı. Bir de iki öğün düdüklü tencerede yapıyordu. Bakın iki öğün düdüklü tencerede 90 gün boyunca yapıyor bunu. Ve düdüklü tencerenin e, gaz yakma hızını bilmiyoruz. Dolayısıyla x v diyelim buna. Eşittir. Bu da yine tüpün hacmine eşit olacaktır. Çünkü çünkü tüp 3 ayda tamamen bitmiş. Yani 180 v'lik gaz harcamış diyebiliriz. Pekala. Şu 90 v'yi karşıya bir sallayalım bakalım. 180 çarpı x çarpı v eşittir. 90 v kalır karşıda bunu bu tarafa atarsak. Böylelikle x kaç olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Demek ki e, bu düdüklü tencerenin yaktığı düdüklü tencereyle yemek pişirilirken harcanan gaz miktarı v bölü 2 olur diyebiliriz. Demek ki birisi v öteki v bölü 2 ile harcıyor bunu. E şimdi artık olay gayet basit. Ben tamamı yani 2 ayda her öğünde düdüklü olmayan tencereyle 2 ayda bitiyorsa bu tüp. Ve V ile harcıyordu bu. Bu V bölü 2 ile harcıyor gazı. Bu kadar hızla harcıyor. Bütün öğünlerde bunu harcarsam 2 kat daha uzun süre kullanırım. O zaman 2 ay değil 4 ayda biter benim tüpüm sevgili gençler. Geçtim 39'a. Aşağıda bir tabloda Burhan'ın okuduğu dönemdeki sınıflar gösterilmiştir. Burhan 2012-2013 eğitim öğretim sezonunda liseden mezun olmuştur. Şimdi 2012 ve 2013. Yani şurada sevgili gençler 2012 2013'te mezun olmuş. Burhan hiç sınıfta kalmamış. İlkokul birinci sınıfa hangi eğitim öğretim sezonunda başlanmıştır diye soruluyor. Burası 2012 idi ya. 2011, 2010, 2009, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne diyeceğiz? 2001, 2002 sezonunda başlamıştır diyebiliriz. Cevabımız Bursa'ydı. Karşınızda böyle bir soru çıkabilir mi ÖSYM'de? Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ÖSYM'nin sorduğu soruları e, çözeceğiz. E, oradan bir konsept hazırladık. O zaman görürsünüz nasıl sorular sorduğunu. E, şekil itibariyle bu kadar basit olmayabilir. Uzun da olsa çok basit sorular sorduğunu da göreceksiniz sevgili gençler. Geçtik 40. sayfamıza. Murat yakını görememe şikayetiyle göz doktoruna gitmiş. Ve doktoru sol göz için 0.5 numara sağ göz için 0.75 numara gözlük vermiştir. Murat'ın sol gözünün numarası her yıl 0.1 büyümekte. Sağ gözünün numarası her yıl 0.25 büyümektedir. Buna göre kaç yıl sonra Murat'ın sağ gözünün numarası sol gözünün numarasının 2 katı olur. Şimdi x yıl geçsin aradan tamam mı? x yıl sonra bizim cevabımız olsun. Sol gözünün diyor ki bize kaç yıl sonra Murat'ın sağ gözünün numarası sol gözünün numarasının iki katı olur diyor ya. Burası her geçen yıl 0.25 büyüyordu üstüne koyuyordu. Burası 0.1 üzerine koyuyordu. 0.75'in üzerine x tane 0.25 koyarsam eğer. 0.5'in üzerine x tane 0.1 koyar burası da. Ve bu numara bunun 2 katı olur diye soruluyor. Güzel. O zaman bu denklem bize soruyu çözdürecek. 0.75 artı 0.25 x eşittir. İçeriği 2 ile çarparsam 2 kere 0.5 1 yapar artı e, x çarpı 0.2 diyebiliriz. Şu x çarpı 0.2'yi buraya atarsam 0.05x 0.75'i bu tarafa atarsam 0.25 olur. Peki ben ikisi burada ne, bunu ne ile çarparsam 0.25 olur? 5 ile. O zaman cevabımız da 5'tir diyebiliriz. Şimdi gençler biliyor musunuz bu son sorumuzdu. Tabi ee, tabii pdf'iniz var biliyorsunuzdur ama PDF'i olmayan, PDF olmadan izleyen arkadaşlarım da var. Burası son sayfamızdı sevgili gençler. Bu videonun sonuna geldik yani. Ama bir sonraki videoda yaklaşık bir 20 tane de sizler için ÖSYM'de sorulmuş, özellikle 2018 ve 2019'da sorulmuş soruları irdeleyeceğiz. Ee, bakalım orada nasıl sorular sorulmuş. Hocam şimdi 40'a 40 yakın, 40 tane hadi burada çözdün. 20 tane orada çözdün. 60 tane soru. 60 tane soruyla problem. Sen geçiştiriyorsun ya problemleri. Yani anlatmak için anlattın şu an veya çözmek için soru çözdün deme. E, çünkü sevgili gençler ben burada size 500 tane de problem çözsem problem hallolmayacak. Problemi senin çözmen lazım. En başından beri hep bunu anlattım. Problemi senin çözmen lazım. Senin kendi stiline göre çözmen lazım. En başından beri de stil diyorsun. Stil, stil, stil. Nedir hocam bu stil deme. E, senin problemi çözüş biçimin. Tamam mı? Yani her problem bakın şunu tekrar ediyorum. Bir videomda daha söylemiştim. Üstü sayılar sorusunu belki hocaların, öğrencilerin %90'ı aynı şekilde çözüyordur. Veya mutlak değer sorusunu %95'imiz aynı şekilde çözeriz. Veya işte rasyonel sayı sorusunu %90'ımız, %95'imiz aynı şekilde çözer ama problemleri belki yüzde %20'miz farklı bir şekilde çözüyordur. %10'umuz bambaşka bir şekilde, %35'imiz bambaşka bir şekilde. Dolayısıyla herkesin kendi stilini bulması gerekiyor problem çözülürken dikkat edilmesi gereken aşamaları buraya yazmıştım. Bir sonraki videomuzda Polya'nın problem çözme adımlarını göreceğiz sevgili gençler. Onu da dikkatlice dinlerseniz belki de oradan da biraz stil kapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.